Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese sevgiler, saygılar. Hafta sonunda öğretmen atamaları ile ilgili güzel eylemler, etkinlikler vardı. Haluk Levent öğretmen atamalarıyla ilgili eylemde güzel bir konser verdi. Öğretmenlerle ilgili, atamaları ile ilgili güzel bir destek geldi. Resmen 100 bin öğretmen ataması, öğretmenler atanmalı diye haykırdı arkadaşlar. Şimdi bir bakalım ona. Yani gerçekten çok teşekkür ediyoruz kendisine bu sürece destek olduğu için ve Eğitim Bir Sen'den de aynı destek geldi. Arkadaşlar bununla ilgili de bir değerlendirme yapacağız. Bu önemli çünkü bildiğiniz üzere hükümet yanlısı bir sendika. Benim olacaktı. İki bahar önce okulum bitince atanacaktı. Hani benim olacak. Benim olacaktı. İki bahar önce okulum bitince atanacaktı. Şimdi evet arkadaşlar, Eğitim Birsen Genel Sekreteri Latif Selvi 100 bin öğretmen atamasıyla ilgili eylemde öğretmenlerimize birçok konuda destek oldu. Ona da teşekkür ediyoruz buradan. Otobüs ayarlanması, ulaşım konusunda da birçok faydaları dokundu ve konuşma yaptı. Atamalarla ilgili bu güzel bir haber. Çünkü hükümete yakın olan bir sendika olarak biliyoruz Eğitim Bir Sen'i. Ondan da böyle eylemler gelmeye başladığı için açıkçası umutluyuz. O şekilde söyleyeyim arkadaşlar. Kimseyi hani çok da fazla umutlandırmak istemiyorum. Yanlış bir şey de söylemek istemiyorum. Ama etkili ilerliyor süreç. Süreç etkili ilerliyor. Bakınız, ikinci dönem okullarda olacak şekilde öğretmenlerimizin atamasını yapılmasını istiyoruz diyor. Bir dinleyelim arkadaşlar dikkatlice. Diyoruz ki bu mesajı alın ve hemen 100 bin öğretmen için çalışmalara başlayın. Ve ikinci dönem itibariyle arkadaşlarımız bu azimlerinin, gayretlerinin fiiliyata dönüşmesini temin edelim istiyoruz. Değerli dostlar, hep birlikte verdiğimiz mesaj şu: bunun herkes tarafından bilinmesi lazım. Bizim amacımız eğitimin geleceği. Bizim amacımız bu eğitimi almış gençlerimizin geleceği. Onun için de hep birlikte ülkemiz için inisiyatif alıyoruz. Ve bu inisiyatifi de hak etmiş gençlerimizin bir an önce görevlerine başlaması için bu meydandan mesajı veriyoruz. Ve inşallah mesajımız duyulur. Bunun neticesi olarak da 100 bin arkadaşımızın atanmasıyla birlikte öğretmenin değil, eğitimin geleceğini tartışırız. Öğretmenin başarısını ortaya koyacağız, zemini üretiriz. Ve o zaman da deriz ki görevini yapmış, başarısını ortaya koymuş, hak ettiğini de alması lazım deriz. Ve her bir öğretmen arkadaş. Şimdi gördüğünüz gibi ikinci döneme 100 bin öğretmen ataması diyor Eğitim Birsen Genel Sekreteri Latif Selvi. Umutlanmamak elde değil arkadaşlar. Çünkü süreç, yani pazar günü olan gelişmeler gerçekten umut verici. Çünkü Eğitim Bir Sen'in de bu konuya dahil olması sevindirici. Yani Şubat atamasını dillendirmesi gerçekten güzel. Daha önceki zamanlarda Ali Yalçın da bahsediyordu. Fakat kesin bir şey söylemiyordu. Şu anda Latif Selvi'den daha kesin, net, en azından eylemde açık açık söylediği demeçleri duyuyoruz. Bunlar güzel gelişmeler arkadaşlar. Hafta sonunda çok güzel
gelişmeler oldu. Sanatçıların destek olması, sosyal medyada gümbür gümbür 100 bin öğretmen ataması istiyoruz sloganları hükümetinde, birçok çevrenin de, Milli Eğitim Bakanlığı'nın da gündeminde dikkatini çekiyor arkadaşlar. Bunu bilesiniz. Şimdi bu gelen arkadaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Gerçekten gerek saha çalışmasına fiili olarak katılan, gerekse medya yollarıyla destekte bulunan arkadaşlarımız bu desteklerini eksik etmiyorlar. Yine aynı şekilde arkadaşlar devam ediyoruz. Gündemde kalmaya devam etmeli. 100 bin öğretmen ataması, Cumhuriyet'in 100. yılına 100 bin öğretmen ataması haktır. Gerçekten Haluk Levent de çok güzel bir şekilde öğretmenleri kırmayıp destek oluyor ve darısı diğer sanatçıların da başına diyelim. Çünkü ne kadar destek gelirse, ne kadar gündemde kalınırsa, ünlüler bu süreçte bu sesin duyulması adına daha etkili olabiliyorlar yer yer. Dediğimiz gibi arkadaşlar, sosyal medyadaki desteği bırakmıyoruz. 100 bin öğretmen ataması şeklinde gerek medya gerek saha çalışmaları devam edecek zaten. Biraz daha sabırlı olacağız arkadaşlar. Soruyorsunuz ne zaman gelecek diye. Ne dedik? Ocağın ilk haftasına kadar süremiz var. Şu anda bildiğiniz üzere gündem asgari ücret. Yarın Cumhurbaşkanımız onu da açıklayacak. Yine gözümüz kulağımız Cumhurbaşkanımızın açıklamalarında olacak. Çünkü bu müjdeli haberi muhtemelen Cumhurbaşkanı'ndan duyacağız. Ocağın ilk haftasına kadar bekleyeceğiz arkadaşlar. Yani elimizden gelen bir şey yok şu an için. Engelli öğretmen atamalarıyla ilgili sorularınız da var, biliyorum. O arkadaşlarımızın duyuruları içinde Ocak ayının İlk haftasına kadar bekleyeceğiz. Arkadaşlar, Ocak ayı içerisinde güzel haberler alacağımızı düşünüyorum. Çünkü bu destek çığ gibi büyüyor. Hem muhalefetin dilinde, hem sendikaların dilinde, hem atama isteyen öğretmenlerimizin dilinde, herkesin dilinde, ailelerin dilinde, anne babaların dilinde. Herkes sınıflarında, okullarında öğrencilerinin başında olmak istiyor. Umarım bu talebimiz gerekli yerlere gidecektir. Biz de yakından takip ediyoruz. Aldığımız duyumları, bilgileri sizlere iletmeye çalışıyoruz. Yine soran arkadaşlarıma diyorum, engelli öğretmen ataması ile ilgili de birçok soru geliyor. Ocak ayını bekleyeceğiz. Ocak ayının ilk haftasına kadar, özellikle normal öğretmenlerimizin atamasında Ocak ayının ilk haftasına kadar bu umutlu bekleyiş devam edecek. Engelli öğretmenlerimizin atamasında Ocak ayı içerisinde yine duyuruları takip edeceğiz. Biraz daha sabırlı olacağız arkadaşlar. Yani bu duyuru gelecek. Gelecek ama burada en önemli faktör sabırlı olmamız. Umarım herkesin hakkında hayırlısı olur. Yani destek veren tüm arkadaşlarımıza ben teşekkür ediyorum. Yine aldığımız bilgileri, duyumları ileteceğiz sizlere. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.